4000 yıllık tarihi geçmişiyle Hitit, Roma, Bizans ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sinan Paşa Belediyesi, Türkiye'nin iç batı Anadolu kısmında yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda Kocatepe'den başlayan büyük taarruzda Yunan orduları tarafından işgal edilen Sinan Paşa, büyük bir mücadele örneği sergileyerek 26 Ağustos 1922 tarihinde düşmanı püskürtmeyi başarmıştır. Bu mücadele sırasında vatanseverliğin sembolü olan 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Çiğlitepe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e söz verdiği saatte bölgeyi düşmandan temizleyemediği için intihar etmiştir. Türklüğün örneği olan Albay Reşat Çiğlitepe şehitliğinde her yıl anma törenleri yapılmaktadır. Katıldığı son muharebede yaralanıp hastanede tedavi gören, büyük taarruzun başladığını duyunca hastaneden kaçarak cepheye koşan, cesareti ve çevikliğiyle Yıldırım lakabını alan Yıldırım Kemal'se Küçükköy istasyonu civarında çıkan çatışmada 30 askeriyle birlikte şehit düşmüştür. Sinan Paşa ilçemize bağlı Yıldırım Kemal köyündeki şehitlik ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ile kurtuluş mücadelesinin izlerini yaşatmaktadır. ...2016 yılında yapımı tamamlanan İstiklal Tanıtım Merkezi ile ziyaretçilerinin tarih bilincini artırmaktadır. Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan ilçe, ismini Yavuz Sultan Selim'in hocası olan Sinan Paşa'dan almıştır. İlçede bulunan Sinan Paşa Türbesi ve 1524 yılında yapılan Paşa Camii, geçmiş tarihimize ışık tutuyor. Anadolu'daki Türk yerleşkelerinin en önemli simgelerinden olan boyalı külliyesi ise ihtişamlı yapısıyla sizleri tarihte farklı bir yolculuğa davet ediyor. İlçe merkezinde bulunan tarihi hamamsa geleneksel Osmanlı mimarisini günümüze sunuyor. Sinan Paşa ilçesi sırtını şanlı tarihine ve kültür birikimine yaslamış şirin bir Anadolu ilçesidir. Sinan Paşa'nın kendine has güzellikleri sıcakkanlı insanlarıyla bütünleşir. Sinan Paşa Belediyesi bağlı olduğu Afyon Karahisar'a çok yakın, hatta yan yana ama şehrin kalabalığından ve karmaşasından uzak, tabiatla bütünleşmek isteyenler için harika bir mekan Sinan Paşa. İlçenin ortasında belediye binamızın ardından yapımı yeni tamamlanan hükümet konağı karşılar ziyaretçilerini.
Afyonkarahisar'ın ve ilçemizin sanayi ve ticaret gelişimini artırarak yeni istihdamlar oluşturulması için Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Sinanpaşa'da kurulmuş olup yatırımcılar için arsa tahsisine başlanmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren ÇevrePet Geri Dönüşüm Fabrikası yüzlerce kişiye istihdam oluşturmaktadır. Ayrıca Sinanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tekstil fabrikası ilçenin refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Kum ve çakıl ocaklarıyla ülkenin lokomotif sektörü haline gelen inşaat sektörünün ham maddesi de Sinanpaşa'dan çıkmaktadır. Sinanpaşa'nın genlerinde bulunan dinamik ruhu eğitim öğretime de yansımaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu her yıl önemli branşlarda verdiği mezunlarla ülke yönetiminde söz sahibi bireyler yetiştirmektedir. Ayrıca bu öğrencilerin konaklayacakları yurt binaları da inşa edilmiştir. Sinanpaşa'da büyükbaş hayvancılık büyük bir gelişme göstermiş olup ülkemiz kırmızı et sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yapımını tamamladığı baraj ve göletler tarımsal sulamada önemli bir faktöre sahiptir. Sinanpaşa'da tarım ürünleri arasında ilk sırayı bezelye alır. Yıllık bezelye üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştiren ilçemizde mısır üretimi de yapılmaktadır. Ayrıca silaj için üretimi yapılan mısır büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Kuru fasulye ve buğday üretimi de yapılmaktadır. Geçmişi milattan öncelere dayanan ve şehre adını veren afyon bitkisi yani haşhaş Sinanpaşa'da kontrollü ve yoğun olarak üretilmektedir. Üretilen haşhaş bitkisinin kapsülleri alkaloid fabrikasında ilaç ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Tohumu ise gıda sektörünün değişik dallarında değerlendirilmektedir. Yöresel unlu mamullerinde kullanılan haşhaş, Sinanpaşa'nın tarım ürünleri üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Geleneksel damak tadının adıdır. Yöresel yemekleri ve kültürüyle misafirlerini bekler Sinanpaşa. Sinanpaşa'nın ilk göz ağrısı olan tabii güzellikleri saklı bir cenneti anımsatır ziyaretçilerine. Şırıl şırıl akan dereler baraj ve göletlerde buluşur. Çayhisar ve Kuruçay barajları ilçenin ve şehrin su ihtiyacının önemli bir kısmını sağlıyor. Doğal sularıyla alabalık üretimine oldukça elverişli olan Sinanpaşa'da Gezler Balık Üretim Tesisi bulunmaktadır. Farklı mineralleri bünyesinde bulunduran doğal kaynak sularıyla Sinanpaşa Tazlar Mesire Alanı muhteşem karaçam ormanlarıyla içinize çektiğiniz bir oksijen yaylasıdır. Tabii güzellikleriyle bir doğa harikası olan Tazlar Mesire Alanı birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Misafirperverliğin sevgiyle birleştiği, toprağın korkusuzca filizlerini yeşerttiği, insan eli değmeden korunmuş bir güzellik, Yörük Mezarı. Özüne dönmek isteyen insanlar için doğanın sunmuş olduğu bu tabii güzellik, keşfedilmemiş bir cennettir. Yörük Mezarı, huzur bulmak isteyen insanlar için bir yenilenme alanıdır. Sinanpaşa'da bulunan Su Uçtuğu Şelalesi, eşsiz manzarası ve ruhu okşayan sesiyle doğaya tanıklık ediyor. Ayrıca deve tidiren kaynağıyla suyun cazibesini anımsatıyor. Bazen içlidir, hüzünlüdür bozkırın türküleri. Bazen de hareketlendirir insanı, kıpır kıpırdır. Nasıl bakarsan öyle görürsün derler ya,
Sinan Paşa nasıl bakarsanız öyle göreceğiniz bir yerdir. Ve herkesi bağrına basar. Toprak ananın insanlığa en güzel hediyesi. Bu saklı ve mahcup güzellik hiçbir köşesinde yabancılık hissettirmez. Ne tarafa baksanız tanıdık bir tebessüm karşılar sizi. Havasıyla, suyuyla, doğal güzellikleriyle medeniyetlerin ve tarihin beşiği olan Sinan Paşa ilçemize sizleri de bekliyoruz.